İskele ilçelerimizde meydana gelen doğal afetten zarar gören yurttaşlarımıza bir kez de buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bir an önce yaralarının sarılması gerekiyor. Bu konuda hızlı bir biçimde yönetsel yapımızın hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bugün sevgili Ersan Saner'in hükümeti kurma görevini Sayın Cumhurbaşkanı'na devretmesinin ardından Sayın Cumhurbaşkanı aradı ve bu saate randevu verdi. Az önce de hükümeti kurma görevini bize tevdi etti. Tabii ülkemiz gerek demokratik yapımız, gerek yönetsel yapımız, gerekse ekonomik yapımız çerçevesinde çok yıprandığı bir süreçten geçiyor. Dolayısıyla hükümet çalışmalarının bu gerçekliğin bilgisi üzerine inşa edilmesi gerekiyor. Bütün bunların var olduğu bilinciyle hareket etmek zorunluluğu var. Ve bütün bunların yanında tabii bir taraftan da halkımızın içinde maalesef parçalanma, bölünme eğilimleri de bu dönem içerisinde ortaya çıktı. Bu da bizim açımızdan önemli bir sorun. Hükümet kurma çalışmaları sırasında değerlendirilmesi gereken faktörlerden biri de bu. Bunların yanında tabii aşı bulundu ama pandemi süreci devam ediyor. Ve hali hazırda şu ana kadar bile bizim binlerce iş yerimiz kapanmış durumda. On binlerce insanımız işsiz kalmış ya da ödeneksiz izine çıkmış ya da maaşları düşmüş durumda. Dolayısıyla ciddi bir ekonomik tahribatla da karşı karşıyayız. Hükümeti kurma çalışmalarının değerlendirilmesi sırasında tüm bu olguların, bu gerçekliklerin muhakkak surette dikkate alınması gerekiyor. Biz de öncelikle daha önce duyurduğumuz gibi parti meclisimizde bu değerlendirmeyi yapacağız ve parti meclisindeki değerlendirmenin ardından da oradan alacağımız görev çerçevesinde parlamentoda bulunan siyasi partilerimizin tümüyle bir görüşme gerçekleştireceğiz. Bu görüşmelerde demin sözünü ettiğim faktörlerin muhakkak surette dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Yani hiç bu sorunlar yokmuş da normal bir dönemde biz hükümeti kurma çalışması yürütüyormuşuz gibi bir havanın doğru bir hava olmadığını, halkın ihtiyaçlarına cevap verecek bir hava olmadığını ben kendi adıma değerlendiriyorum. Ve tabii halkımızın duygularını asla görmezden gelmeyen akılcı bir tavırla bu süreci değerlendirmek, bu süreci yürütmek zorundayız. Parlamento içerisinde tabii siyasi partilerden hangileri yan yana gelebilir bakışı bir bakıştır. Bu aritmetik bakıştır. Bunun ötesinde bir de çeşitli yöntemler denenebilir. Yani aynı siyasi partiler, altı siyasi partinin devrede olduğu çeşitli yöntemler de değerlendirilebilir. Dolayısıyla birden bir tane koalisyon ihtimali değildir. Şu anda parlamentoda bulunan ihtimaller çok sayıda koalisyon ihtimali var. Önemli olan demin söylediğim gerçekliklerden hareketle bu gerçeklikleri tespit eden ve bu sorunlara çözüm üretme kapasitesi olan, tahribatı giderme kapasitesi olan bir yapıyı ortaya çıkarmaktır. Biz bu anlayışla bu süreci değerlendireceğiz. Eğer bu anlayışla süreci değerlendirirken bu anlayış çerçevesinde karşımıza çıkan olasılıkların çok da güçlü olmadığı görülürse de 15 günün 15'ini de illa tam olarak dibine kadar kullanmak zorunda kendimizi hissetmiyoruz. Çünkü herkesin bildiği gibi maalesef yaratılan ortamda bir taraftan bütçe sorunu var, bir taraftan Bakanlar Kurulu yok hükmünde olduğu için bir takım tüzüklerin ya da bir takım kararların Bakanlar Kurulu'ndan geçmesi de mümkün olmuyor. Bu da bir gerçekliktir, değerlendirmemiz gereken bir gerçekliktir. Dolayısıyla ön görüşmelerin ardından bir hükümet oluşma, demin söylediğim çerçevede bir hükümet oluşma ihtimali varsa elbette sonuna kadar süremizi değerlendiririz. Ama böyle bir ihtimal yoksa illa 15 günümüz var da dibine kadar bunu kullanmalıyız gibi bir anlayışla da hareket etmeyiz. Çünkü ülkenin ihtiyaçları şu anda demin sözünü ettiğim eksiklikler son derece yakıcı bir şekilde ortada duruyor. Bu çerçevede değerlendireceğiz biz ve hızlı hareket etmeye çalışacağız. Tüm siyasi partilerle de elbette görüşeceğiz. Halkımızın farklılıklarımıza saygı çerçevesinde bir bütün halinde bu sorunları giderme noktasındaki ortak hedefe doğru ilerlemesi bizim en temel amacımızdır. Bir kez başkanım, daha hayırlı olsun diyorum. Bu soru bizimle alakalı olsun. Efendim biz bugün sizi takipte mi kalalım yoksa gidip dinlenelim efendim? Yok, bugün tabii ki dinlenin. Biz tabii ki telefoniyen görüşmelerimizi başlatacağız. Yani parti meclisimiz elbette bugün toplanması söz konusu değil. Ama tüm siyasi partilerle zaten hep temas halindeyiz.
O temaslar da sürecek ama resmi görüşmeler parti meclisi toplantımızın ardından gerçekleşecek. Teşekkür. Parti meclisini toplamakla ilgili herhangi bir gün düşündünüz mü? Yani bugün zaten cumartesi akşam, çok büyük ihtimalle pazartesi akşamı olur diye düşünüyoruz. Yarın pazar çünkü. Genelde de parti meclisini akşam toplayabiliyoruz. Çünkü çalışan arkadaşlarımız var. Büyük ihtimalle pazartesi akşam olur. Tabii hem bir senaryoları değerlendirmemiz lazım hem de parti meclisinin bize doğrudan doğruya yetkiyi vermesi lazım. Çünkü biliyorsunuz daha önceki hükümet görüşmeleri son ana kadar devam ettiği için biz de hükümet görüşmeleri devam ederken bir yetki talebinde bulunmadık parti meclisimizden. O nedenle o yetki talebini de yapmamız lazım. Şimdi efendim en çok üzerinde durulan dörtlü koalisyon olduğu yönünde tabii kamuoyunda da konuşuyor zaten, siz de duyuyorsunuzdur. Şimdi geçtiğimiz dörtlü koalisyonu bozan Halkın Partisi, CTP Halkın Partisi'ne giderken bazı ön koşullarla mı gidecek? Bu konuda bir görüşmeniz oldu mu parti içinde? Şimdi demin söylediğim gibi herhangi bir koalisyon formülü bizim için işte tek formül budur diye değerlendirilen bir şey değil. Bu konu zaten parti meclisimizde de görüşülmüş değil. Çünkü Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin biliyorsunuz bir ilkesi var hep söylediğimiz. Ortada bir hükümet varken ya da başka bir parti hükümet görüşmelerini yürütürken biz de başka taraftan bir takım görüşmeler yürütmeyi etik olarak, siyasi etik açısından doğru bulmayız. Dolayısıyla böyle bir şey yapmadık. Parti meclisimiz bunu değerlendirdikten sonra, bütün o ihtimalleri değerlendirdikten sonra biz o yetkiyi alıp bu değerlendirmeleri yapacağız. Yani bir takım koalisyonlar kuruldu, bozuldu geçmişte. Biz bunların üzerinden herhangi bir ön yargıyla şu an itibariyle davranmıyoruz. Demin başta konuşmamın başında tanımladığım sorunlar çerçevesinde, demokrasimizin, yönetsel yapımızın ve ekonomimizin yıpranmışlığı çerçevesinde bu gerçekleri gören ve bu gerçekler üzerinden sorunlara çare bulmaya hazırlanan bir yapıdır aranacak olan. İster biz olalım, ister başkası olsun. Bence aranması gereken yapı budur. Bu yapı çerçevesinde de herkesle görüşeceğiz. Peki efendim, hükümetin kurulacağına inanıyor musunuz? Siyasi partilerle anlaşmaya varabileceğinize dair bir inancınız var mı? ÜBP malum Sayın Ersan Saner partileri gezerken çeşitli anlaşmazlıklar oldu. Birden fazla görüşmeler gerçekleşti. Ha oldu, ha olacak dendi. CTP'nin bu yönde umudu var mı efendim? Valla inanmıyor olsak görevi almayız zaten. Halkımıza daha fazla vakit kaybettirmeyiz. Ama inancımızı yitirdiğimiz noktada da gene daha fazla vakit kaybettirmeme anlayışından hareketle eğer inancımızı yitirirsek bir an önce devrederiz. Ama aldığımıza göre inançsızı dememiz doğru olmaz. Teşekkür ederim. Bir soru da ben sorayım. Musavirlik Partisi'ndeyken hükümet kurma görevi, siz ne yaptıkları ilk görüşmede UVP ile bir icraat hükümetine yok mu demiştiniz? Bu süreçte şimdi görev sizde. Musavirlik Partisi ile herhangi bir görüşme gerçekleştirecek misiniz? Yoksa CTP'nin tavrı bu konuda yine ne? Hayır, tabii ki yani Ulusal Birlik Partisi mecliste en fazla milletvekiline sahip parti ve biz teamüller konusunda bu dönemde hassasiyetimizi hep ortaya koyduk. Teamüllere uyulmadığı zaman da bunun demokrasimize tahribat yarattığını da söyledik. Teamül nedir? Kim görev alırsa alsın en fazla milletvekiline sahip partiden başlayarak meclisteki tüm partilerle görüşür. Bu en azından korumamız gereken geriye kalan teamüllerimizden biridir. Dolayısıyla biz Ulusal Birlik Partisi ile görüşme talep edeceğiz. Tabii takdir onlar ne olacak? Teşekkür ederim. Çok teşekkürler arkadaşlar. İyi akşamlar. Sağ olun.